olan Sivas merkeze bağlı Gazi köyüne geldim. Fakat geldiğimde köy servislerinin kaldırıldığını gördüm. Sivas merkezden köyüme 39 kilometre uzaktaki köyüme gelemedim. Özel araçta baktım, 200 lira ücret ödedim. Sonra köyüme geldiğimde köy halkının bundan çok mağdur olduğunu gördüm. Özellikle hastaneye gidecek olanlar, çocuğu hasta olanlar hastaneye gidemiyor. 200 lira ücret verip araç tutamıyorlar. Yani bu ücreti ödeyemeyecek bir sürü vatandaş var bu köyde. Özel aracı olan zaten gidiyor. Ama özel aracı olmayan vatandaşlar Sivas merkeze gidemiyor, markete gidemiyor, çarşıya gidemiyor. Elbise alacak gidip alamıyor. Zaten 200 lira yol parası verecek. Yani çok büyük bir rakam. Bunun için Sayın Valimizden köyümüze bir adet haftada bir gün de olsa servis gelmesini istiyoruz. Emekliler maaşını çekecek, araç bulamıyor. Zaten çoğu araç da almıyormuş. Ailesiyle gittiği için ve virüs sebebiyle kendi araçlarına bindirmiyormuş. Peki aracı olmayan vatandaşlar ne yapacak? Sayın Valimizden bu konuyla ilgili çözüm bekliyoruz. Haftada bir günde olsa arabamız yok, köyümüzün arabası yok. Araba olsa bizim gibi fakirler oldu ne olduysa. Kiminin arabası var, güveniyorlar, gidiyorlar. Bizi bile götürmüyorlar. Parasıyla bile götürmüyorlar. Adamın da arabası var, biniyor vızıt, biz arkadan bakıyor öyle. Ne olacak böyle bizim halimiz, ne olduysa fakirlere oldu. Diyeyim ki araba Sivas'a gidiyorsan beni de al kardeş diyeyim. Benim arabam köy arabası değil. Ben alamam, hayır. O gidiyor biz de bakıyor böyle arkasına. Yani bizim hakkımız değil mi böyle? Ne olacak? Perma perişan oldu. Köye bir arabayı lazım illa ki. Zengunumu alıyor, devletimi veriyor. Kim veriyorsa versin. Mağdur durumda yok, böyle olmaz ki adam.